GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde yaşananlar. Oğlum papam var ya kafayı yiyecek kafayı. Gel bakalım. O siktir kuryenin arabası mı? He kuryenin arabası. Hayırlı olsun dayım benim. Özlemişsindir. Şaka yapıyoruz. Param aldım. Gel oğlum gel. Özlemişsindir özlemişsindir. Buyurun hariç. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 gerçek hayatın yeni bir bölümüne daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Cuma günü arkadaşlar biliyorsunuz gerçek hayat bölümü gelmedi. Sağ olun yani Instagram'dan her yerden yazıyorsunuz ama ben bunun açıklamasını zaten yaptım. Hem Instagram'da story olarak attım hem de o gün Cuma günü yayınladığımız videoda da söylemiştim zaten. Yorumlara vesaire yazmıştım. Birazcık halsizdim arkadaşlar. O yüzden elimizdeki stokta olan videolardan yayınlamak zorunda kaldım. Toplanamadık o yüzden. Kusura bakmayın. Yine tekrardan devam ediyoruz. Bakın Salı ve Cuma günleri GTA 5 gerçek hayat günü. Sabit. Başka günler gerçek hayat gelmeyecek yani. Başka günleri de dolduruyoruz işte. Her gün video atıyoruz. Mis gibi. Bu arada arkadaşlar ana kanalımıza yeni video yayınlandı. Hala izlemeyen varsa eğer müthiş eğlenceli bir video oldu. Hemen küçücük bir kesit de ekrana gelsin. Annem ve babam yanımda. Bakalım beni kim daha iyi tanıyormuş? Bugün onu göreceğiz. Acaba annem beni doğurup bir köşeye atmış mı? Hepsini öğreneceğiz şimdi bu videoda. Anneciğim öyle bir şey yok. Yoksa baba bunca yıllık oğlunu, 25 yıllık oğlunu hiç tanımıyor mu? Bu videoda hepsini öğreneceğiz. İnanılmaz eğlendik biz gerçekten. Çok eğlenceli bir videoydu. Açıklama kısmında da linki var. Yorumlarda başında da sabitledim. Mutlaka o videoyu gidin izleyin arkadaşlar. O zaman şimdi hadi lafı daha fazla uzatmadan açıdan videoyu beğendiyseniz de beğeniler çok düştü bakın. Ondan sonra gerçek hayat nerede? Gerçek hayat nerede diyorsunuz. Ve bu kadar beğeniye nasıl atak? Nasıl atak bu kadar beğeniye? Şöyle hem beğenilerinizi hem yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bölüme geçelim. Oy günaydın Fehmi günaydın. Lan nasıl bir hava var bugün ya? Baya kasvetli ha. Sis çökmüş üzerimize resmen böyle kara bulutlar çökmüş gibi. Ulan dün gece neydi öyle ya? Dün akşam daha doğrusu. Orucu bozduk ya. Ama şimdi şey olmuş oluyor ya. Hani sonuçta bilmeden bozduk ya. O sayılmıyor diye düşünüyorum. Hani öyledir sonuçta. Bilmeden yedik. Bir de böyle bir dakika öncesinde falan yemiştik zaten. Herhalde sıkıntı olmaz. Herkes uyuyor mu yine? Bu evde neden ilk uyanan benim ya? Bakayım doktor tuvalette bir şeyler yiyor mu? Yemiyor bari. Dayı burada kesin. Bakalım. Evet. Bak bak Niko da gelmiş yanında yatmış. Günaydın günaydın. Uyanın bakalım ya. Dayım. Dayı. Niko kalk hadi kalk. Lan akşam oldu dayı. Yine orucu yemin ediyorum uykuya tutturdun ha. Saat kaç? Saat kaç? He şey erken ya daha ama olsun olsun kalk hadi ya. Ya bir şey diyeceğim. He. Bugün dünden daha fazla yapacağımız bir şeyler var mı? Bugün dünden daha kötüysen. Neydi lan öyle bir cümle vardı dayı neydi lan? Bugün dünden daha kötüysen. He anladım dayı tamam hatırladım dayı. Olduğunu. Bunun tek sebebi... Tamam inelim hadi aşağıya. Uyandın mı? Ya uyandım günaydın. İyi misin? Bakayım şöyle bir sana. Bir solgun gördüm seni. Oruç sana bir yaramadı ha. Niye öyle oldu? Zayıfladım değil mi? Baksana köpeğim. Bir kilo yavaş vermesin yavaş. Ha. Bak şu yanaklar böyle bir şey olmuş şöyle. Erimiş vallahi. Niko sen ne yapıyorsun bakayım? İyiyim ben de iyiyim. O zaman güzel haber veriyorum dayı. Neymiş o? Hazır mısın Niko? Hazırım. Bugün Niko'yu sünnet ettiriyoruz. Ciddi misin sen? Ektirmek mi? Bence ettirelim. Gerçekten zamanının geldiğini düşünüyorum artık. Tabii bir şey şaka yapıyordun ciddi misin? Şaka yapıyordum da ama harbiden ettirek ha birkaç güne. Bence de ettirelim artık. Bir şey diyeceğim senin suratında sivilce mi çıksın ne yapıyorsun ya? Ne oldu ya? Yo. Ne bileyim bir 2-3 tane fazladan çıkmış gibi. Yok be şey onlar çil onlar dayı her zaman vardı. Sen benim daha önce hiç yüzüme bakmadın mı? Nasıl bakmadın mı? Senin yüzüne bak hatta burada fotoğrafım var ona bakarak uyuyorum. Bakayım. Bak şu sensin işte. Bak gelmiyor Niko bu fotoğraf benim ha gerçekten biliyorsun değil mi? O insanlar böyle hani şey yapmasın diye böyle hani kendimi beğenmiş gibi olmasın diye yüzüme emoji koydum. Tabii bir de nazar değmesin diye tabii. Tabii nazar değmesin diye tabii bir de. Tabii. Benim ha o ya. Eski gençlik zamanlarım. Nasıldı kaslarım? Vücudum nasıl? Güzel değil mi? Belki bir gün sen de öyle bir şey olabilirsin Niko'cum. Evet Niko. Bak eğer benim dediklerimi yaparsan sen de onlar gibi dedin. Olabilirsin tamam mı? Devam. Diğerkiler neydi? Diğerkiler de aşağıdalardır herhalde ya. Gerçi Elif abla uyuyor olabilir daha bakmadım. Oo! O? Elif abla değişiklik var sanki Elif ablada. Çok da öyle açma sakın bir şey. Günaydın günaydın kolay gelsin. Aa, günaydın. Günaydın. Ay doktorun verdiği hareketleri yapıyordum ben. Yap ablam ben yap hareketler liste önemli. Listeye şeyde de dahil miydi şort? Ay yok hani ya havalar ya. İyice ısındı ya ben de artık çoğunu aldım. Evet evet ablam pantolon. Doğru. Doğru ben ya. Üşüdüm gibi şeyleri falan mı kıstınız ne oldu ya Fehmi? Yo soğuk bence sanki. Bayağı sıcak ya. Yok ben de elimde yo ben de gideyim de bir yok, şort falan yok. Giyeyim bari harbi çok sıcak ya. Gelin ben de. Ben de
hadi bir gidelim Alaska'da gidelim. Nasıl kahve koyacaksın? Orucuz, oruç, oruç. Aa doğru. Ben tutamayınca siz de onu. Ne yapayım ya? Ben gidip mont ama falan giyeyim de üşümüşüm şimdi. İlaçlarından tutamıyor ilaçlarından. Doktor nerede acaba? Oruç tutuyor ama böyle çok merak ettim. Doktor nerede bilmiyorum ki. Ben de dur ya şöyle bir altıma böyle rahat bir şeyler giyeyim ya. Şşş lan Niko yukarı mı çıktılar? Heh tamam. Ya dayı yemin ediyorum nasıl güzel çalıyor ama Elif abla. Var ya dayımda da ne yetenekler ne cevherler var be. Bu eserimi de sizlere takdim etmek istedim. Çok üzerinde çalıştığım bir eser bu haftalarca tabii ki de. Nasıl ya bu bayağı ünlü bir şarkı da ya dayı. Yok aslında bunu ben buldum da o şey çarptan. Tabii tabii ben. Ama paylaşmamıştım. O adam öleli çok oldu diye biliyorum ben ama. O ölmeden önce işte ben yapmıştım. Ondan sonra benden çalmış o. Bak ayıp etmiş ya. Adam görüyorsun değil mi abla bak. Sonra işte dayı sen çıkarsan sen olacaksın dünya yıldızı görüyor musun? Evet. Ben zaten dünya yıldızıyım da işte beni görüp şey yapmıyorlar. Ben daha sonradan böyle yüzümü değiştirdim tabii ki. O adam aslında benim. Tabii. Ya da yürü git Allah'ını seversen ya. Aa Haydar nerede? Aha Haydar nerede dediğim an Haydar'ı gördüm. Ne yapıyor? Sebahati nerede çünkü yatağın altında falan. Ne yapıyorsun lan? Abi ortalık çok karışık. Ne oldu lan? O nasıl müdürü... bir günaydın demek oğlum? Ne yapıyorsun lan dedim. Abi ortalık çok karışık diyor. Sana da günaydın Haydar'cığım. Günaydın abi günaydın. Bize gün ayalı çok oldu biliyor musun ya? Gece uyuyamadık valla. Bizim müdürü baştan aldılar. Ortalık karıştı. Ne yapalım kadın şimdi? Falan mı? Ne oldu? Nasıl baştan aldılar? Yani baştan müdürü... çıkardılar gibi falan mı yoksa? Şef geldi müdürü indirdi baştan. Aa ortalık karıştı karakolda. Sabahtan sen beri uğraşıyorum. Sen burada ne işin var şimdi? Ortalık karıştı. 25, bari eve gideyim mi dedin? 25 yıllık müdürü geçirdi. Şey memuru geçirdiler ya. Beni geçirmedi. Şerefsizler. Çok haksızlık olmuş bu sana. Bir şey nasıl vallahi yani ya? Yani Haydar bir de sen geçseydin bari anasını. Ben anlamadım ki zaten. Bir ayda adam emniyet teşkilatını başına geçecek ya. Yok abi. Yani. Baş polise geçtim ben sadece. İyi. Güzel güzel. Ortalık çok karışık. Dikkat et. Evet çok karışık vallahi. Çok abi. Karışık. Çok dikkatli olmalıyız. Ya Haydar ya. Sen peki cidden burada neyi gözetliyordun? He burada vallahi neyi gözetliyordun? Bence tribe girmiş iyice. Biri emiri gelir alırsa diye bakıyordum etrafa şöyle bir. Biri niye gelip alsın oğlum? Beni alırlarsa falan diye. Seni niye alacaklar lan? Ne bileyim müdür gitti yavaştan bizim işler çıkmasın ortaya diye. Benim işler. Niye oğlum? Müdürle ne alakası var bunun? Eski müdür biliyor muydu ne yaptığını? Müdür bilmiyordu da müdür maldı azıcık. Yeni gelen müdür çok kazırsa aşağıyı ondan. Anladım. Bence kazmaz bir şey verirse en kötü para veririz. Bir şey olmaz. Yok bir şey olmaz hallederiz. Herhalde ya. Hallederiz. Şey, oruç şey, musun şey, sen de? Orucum. Tamam belli zaten oruç oldu. Kafaya yine vurmuş yiyici oruç. Aha dur telefon çalıyor lan. Abi kelim ya ondan. Güneşte vurdu azıcık. Ya bir şey diyeceğim şu eşofmanda bir tutamıyorum şu silahı. Dayı sen tutuyor şunu ya. Ver bakayım bak şeytan doldurur şunu şey yapsana bir. Şunu al. Vallahi eşofman da araya kaçıyor biliyor musun? Pantolon da güzel oluyor da. Heh tamam. Dur. Ha efendim abi pardon. Oğlum sabahtan beri çalıyor niye açmıyorsun? Şey abi araya kaçtı da. Ha ne oldu? Ha silah tamam. Silah şey araya kaçtı. Ya orucu bozmasın dikkat et. Zaten bir tane fire verdik. Yak sıkıntı. Yok be abi bozulmamıştır değil mi ya? Ya bir şey olmaz niyetimiz amelimize göre. Ameller mi? Aynen öyle. Bir şey. Neyse kafam da karışık bir şey diyeceğim. He ne oldu? Benim dükkana bir gelin müsait olduğunuzda. Mümkünse müsait de olun. Ne oldu lan? Bir şey yok değil mi? Yok ama bir şey abi, yok. Müdür? Bir şey yok. Bir şey yok da görüşmemiz lazım. Tamam. Geliyoruz tamam, abi. Hadi yani biz geliyoruz hemen. Lan kapat. Eyvah sıçtık. Ya Haydar. Dur Haydar. Sakin ol. Müdür bir şey yok. Bir sakin ol lan. Manyak mısın oğlum sen? Az siktir. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sabah ben uyandım bir televizyona baktım. Hı? Müge Anlı'da müdür vardı baş müdür. Nasıl? Siktir. Haydar seni anlatıyordu. Müge Anlı. Ya bu çocuğa oruç yemin ediyorum yaramadı. Ben anlamadım ya. Kafayı. Hiç sorgulamıyor da. Oğlum ki nereye gidiyor bu? La dur. Mal mısın oğlum? Ben sizi alıyorum dur. Oğlum sen manyak mısın Haydar? Abi ciddi mi diyorsun dalga mı geçiyorsun? Lan Müge Anlı da senin müdürün ne işi var Haydar? Harbiden abi bu Türkiye'de değiliz ki biz doğru. Allah'ım ya Rabbim herkes kafayı ya, yemiş. Herkese bu oruç kafayı vurmuş oruç ya. Ciddi ya oruç. Biz nereye gidiyoruz? Bir dakika şu yukarıya bakar mısınız? Ben halüsin mu görüyorum oruç kafama mı vurdu? Bence oruçtan. Anasının. Yok artık ya. O doktor oraya. Doktor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapayım ya? Bir şey duman çekiyorum. Bir de ablam. Başımızın üstünde yerim var doktorcuğum. Ne yapıyorsunuz? Ayıp değil mi yani lan? Burada hepimiz orucuz orada sigara içiyorsun. Atla aşağı atla. Şey değil mi? Tek problemimiz bu. Yani başımızın üstünde siz bırakayım o sorun değil. Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Kızım hayır. Sen nasıl becerdin yine onu ya? Aa doktor! Hindistan ceviz gönder lan. Bak şuradaki vardı. Olmamış. Gelin bu tarafa gelin. Dur bir dakika uzanıyorum. Ananın ki. Dikkat et. Oğlum iyi misin?
İyi misin? İyi misin? Bu kadar mutlu olamam. Nefes alayım, dur. İyi. Ağaç çıkılacak, ağaç çıkılacak. Bir şey yok, orası sıkıştı mı? Ne oldu ya? Nasıl olsun vallahi Fehmi? İnan, sen bir kelleşim misin? Ne olmuş sana? Uf, ilik gibi olmuşsun ha. Kime dedin lan onu? Fehmi sana diyorum işte. Oğlum bir suratını, sırtını dönüp gidiyor. Doktor. Nasılsın? Nasıl çıktın oraya sen? Aaa, araba oraya mı çıkmış? Nasıl çıkmış? Nasıl çıktın? Araba ne yapıyor orada ya? Benim hiç haberim yok ya. Ben. Peki nereden geliyordun? Hani şuradan mı geliyordun? Şuradan mı geliyordun? Ben şuradaki dağ yolundan geliyordum. Tamam mı? Doktor bunu indiremeyiz. Hiçbir sonra linç bariyere, indiremez bunu. Buraya, bak bir dakika. Bariyer, sonra bak, tahmin edeyim mi? Ara evet. Ondan sonra buradan geldi sonra. Bir yanda kurbağa vurak dedi. Evet doğru bak mu? O kadar doğru ki bak beni çok iyi tanımışsınız. Hep aynı şeylere geliyor bu. Evet kurbağa vurak. Sonra ben oradan uçtum. Araba post ekmeği arasında kaşara döndü. Değil mi? Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Kim koydu onu oraya değil mi? Vallahi bu sefer. Ya Allah'tan Dacia girmedi. Dacia buraya girmez büyük ihtimalle. Çarpar çarpar uçardım. Bu ince ya. Bu oturdu oraya. Bunu buradan nasıl indirteceğiz? Bence indirtmeyelim. Direkt kalsın orada. Bence de bir şey değil kalsın. İnanılmaz güzel bir süs. Parası neyse ben sana vereyim doktor. Kalsın o orada hep. Ya bu burada kalsın tamam da o zaman ben ne kullanacağım? Ben şey... Sana... Bence sen hiçbir şey kullanma ya. Sana bisiklet verelim, sen bisiklet sür. Evet ya, şöyle motorsuz bir şey. Ben nasıl geleyim oradan buraya? Ben gelemem ki o zaman. Sana bu şey olsun işte. Toplu taşıma kullan. Toplu taşıma 50, kullan ya harbiden. 50 cc motor var mı? Dolmuş 50 abi. 50 cc motor. Scooter var. Aa, bir şey diyeceğim, olmaz mı ya? Alırız vardır. Tamam o zaman ben bakayım. Ölür abi bu. Bu şimdi burada mı kalacak? Oğlum bu adam ölümsüz nasıl ölür ya? Bu adama bence başına ne gelirse gelsin ölmez. Tövbe doğru. Ya da bu adam şöyle ölümsüz bir... ölümsüz neler başına geliyor yine kalkıyor hiçbir şey olmuyor ya. Şöyle bir hipotezde daha bulunabiliriz tamam mı? Mesela dayının kasesi çok iyi. Gerçek olamaz. Anladınız mı? Bence şu an hepimiz bir ara öldük. Schrödinger'in kedisi mi? Bir ara öldük ama... Dayının kasesi değil de. Bak farklı bir çıkarımda da bulunabilirsin mesela. Meme uçlarından doktor mı gidelim? Yok. Schrödinger'in kedisi mi o? Lan bir şey diyeceğim. Konuya daldık. Ejder abi çağırdı. Bak acil bir şey vardı herhalde. Hadi gidelim. Harbiden gidelim. Abi gidelim. Beni de bir galeriye fışkırtsenize ya. Ne yapacaksın lan galeride? Gideceğim yeri biliyorum gel. Ya motor alayım bir tane. Ben nasıl ben gideceğim akşam eve ya? Yo ben götüreyim. Sen gel benimle gel. Tamam siz bir geçin. Kimle lan? Şeyle doktorla. Benimle doktor ben geleyim mi? Ben abla sen bilirsin geliyorsan gel. Bence doktor sen git. Doktor sen git. Doktor sen git. Efendim? Bence hep beraber bir gidelim bak. Başı belada olabilir bir şey olabilir. Tamam gidelim. Hadi hep beraber gidelim. Niko. Olay var oğlum. Oğlum bu araba ne? Lan bu. Lan. Senin arabadan sen kötü sürüyorsun. Dayı sen niye doktora veriyorsun arabayı? Bunu versenize işte, bana. Bunu. Satayım mı lan sana bunu? Ne kadar ha? 1,5 milyon. Bir şey değil mi? Kusursuz sürdüğünü göreyim sana bedava hediye edeceğim onu. Ya sen rahat ol ya. Ağzına sıçayım. Gördün mü? Oha biraz harbi vurmadı. Korku şey biraz. Gel bu tarafa ölür, doğru. Ölür. Bak. Ama sürekli ön kaldırıyor. Ben anlamadım ki bunu. Ya bir anda köklersen kaldırır. Ağırlığını ön tarafa ver bak birazcık yat böyle. Bir de gazı bir anda verme. Yavaş yavaş. Bence o 50 cc sürer ya. Ya oğlum aynen gidiyoruz. Bence de sana 50 cc alalım ya. Yat dedin komut değil mi? Evet, esselam. Niko gel biz arabaya binelim Niko sen. Bir şey olmaz ona ölümsüz o ölümsüz. Kuş oldu kuşum. Lan sen nereden biliyorsun onu? Gördüm. Haydar nereye gitti doktor? Uçtu aşağı doğru gitti. Sen de mi bakmadın ben peşinden gittin zannediyorum. Baktım ben peşinden gittim baktım şimdi. Nerede? Aşağı uçtu orada. Bak geliyor Niko bak. Abi inanılmaz bir adam bu ya. Ölmüyor. Lan doktor. Nerede o? Yok bir şey olmuyor. Bir şey diyeceğim hadi gidek mi ya? Bence çok geç kaldık kızacak Rabbit Bey'de. Doktora mesaj atsana aynen. Şeye Ejderi abinin dükkana gel diye doktora mesaj atsana. Tamam doktor ölümsüz çıkıyor. O ölümsüz zaten ya. Oğlum başına neler geliyor baksana. Hiçbir şey olmuyor ya hiçbir şey inanılmaz. Dayılar gitti mi Aydar? İlerdi gittiler onlar. Elif abla da mı dayılaydı? Aynen beraber tamam, bindiler aynı arabaya. Tamam iyi güzel. Mama ve papa mutlu ha Niko? Bu değil. Aa kaçtı dayı. Aa kalpli açık değil. Dayı. Alo sesim geliyor mu? Ha geliyor. Biraz önce de geliyor muydu sesim? Yo yeni açtım daha kalpliyi. Ha iyi bari tamam. Tabii. Aşağıdan dayı aşağıdan. Tamam şöyle bir şey yapalım. Hangimiz önce giderse 20 bin dolar. Ya. Kabul mü? Kabul. Her kişi başına bu arada. Kişi başına mı? Aynen. Hayır, bir şey diyeceğim param yok ki 100 bin dolarım var 160 bin dolarım var. Şey o zaman sen 20 bin dolar Haydar da bu işte 20 bin dolar da Haydar. Tamam anlaştık hadi. Tamam hadi. Okay. Kim önce giderse mi? Tabii kim önce ama giderse. Ama ya Haydar. Benim arabamda çocuk var ya. Ben bilmem valla kabul sen kabul. Baş. Haydar sen kabul müsün? Bir şey olmaz bas mı Niko bak basarım. Hayır dur. Baş. Ama baban da Supra var ya. Ben, o daha hızlı gidelim. Ben şuna bak offroad arabasıyla gidiyorum ya. O daha hızlı gidelim. Allah Niko. Anasının.
Bir şey olmadı ki değil mi Niko? Bir şey. Hiçbir şey yok. Dayı biz vardı mı? Biz deneyeceğiz şimdi. Biz daha gidiyoruz sen devam et. Kesin vardılar biliyor musun Niko? Haydar kabulsün değil mi sende? Dayı gelmeye çalışıyorum. Haydar kabulsün değil mi? Evet. Kupa çok hızlı ya. Tamam. Kaç parasına? Dayı yine yolunda. 20 bin dolar. Tamam var bende o kadar. Tamam. 20 bin dolar bize ne var canım? O değil de bizim bir şeyler yapmamız lazım ha. Para lazım artık. Para kalmadı. Bir bekliyorlar kesin şimdi. Kesin var ya o baban kesin vardı ya. Küple çok hızlı ya. Bak ter şeride girdim yine büyük ihtimal onlara yetişemeyeceğiz. Bak hazır mısın babanı görmeye ve bak hele. Oy. Şu bizim 20 bin doları bir atın da canım benim. Ne biliyordum zaten böyle olacağını ki. Sonuç belliydi ki. Yani biliyorsun farkımız tarzımız. Bir gün benden daha hızlı olabileceksin ama o zaman ben olmayacağım muhtemelen. Ölü olurum falan yani. Aa o zaman hiçbir gün senden daha hızlı olamayayım dayım. Aa, hep sen hep kazan dayım. 20 bin dolar mı? 20 bin dolarımı alayım şöyle. İyi. Heh, başımı gözümü sadakası olsun. Elif 10 bin dolarını istiyor musun sana vereyim? Yok istemiyorum. Nasıl ama senin de aklın abla sonuçta. Yanında oturdun destek oldun. Haydar'cığım şöyle 20 binimi alayım. Sağ koltuk prens. Dayı şey demiştik değil mi? En son gelen ilk gelen iki kişiye veriyordu. Aynen öyleydi. Allah Allah. Tabii oğlum mesela ben geldim dayı buradaydı hop dayıya verdim mesela. Ben memuru bir çalışanım bir dakika bakmam lazım. Ya dur bakalım. Şaka yapıyorum ya. kalsın. Haydar gel hadi bir senden. Şeye bakalım. Oo, öyle deme abi 250 bin dolar var bankada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun yavrum? Nikocuğum nasılsın? İyiyim. Kasada bekliyoruz ya müşteri. Nasıl işler nasıl lan? İşler idare eder diyelim ya. Vallahi. Şey nerede Eşir abi nerede? İçeride atış yapıyor. Olay ne? Olay var mı? Bir olay var herhalde. Bana bir şey söylemedi. Allah Allah. O kadar ciddi bir olay var. Ohoho abi hayırdır? Hoş geldin. Ya öyle hoş buldum. Paslanmışım da bir atayım dedim ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk da abi bizi evin içerilendirdin. Hayırdır bir olay mı var bir şey mi var? Şişt. Ya söyleyeyim bu şey vardı ya bir satın aldık ya geçen bir şeyler hatırlıyor musun? Domates. Domates. Onların ben bir 250 kilosunu sattım yarısını. Oo çok iyi. Kalanda ne yapacağız bilmiyorum. Yani dikkat bir çeker bu kadar fazla bir satış. Bilemedim. Bu muydu olay? İşte bunları ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Elimizde durursa da çürür, kokar. Onları da şey yaparız ya. Satarız öyle onları diyor. Da. 250'sini. Sattın sen 250'sini. Ya ben sattım onları da. Eyalette denetleme var biliyor musun? Benim dükkan dolmaması lazım. Yasal sınır muhabbeti. Yasal sınır muhabbeti evet. Evet aynen. Evet. Müdür değişti ya Haydar. Şimdi yok müdürü de ayarlarız da. Yanında denetlemeciler geliyor. Biri şahitlik yapar. O gider fısıldar gerek yok. Tamam eve götürelim. Hep müdür yüzünden ya. Of ya. Ya oğlum sıçacağım müdürün artık sabahtan beri ne müdürmüş. Çağ abi eve götürek. Olmuyor mu? Benim ev olmaz da. Tamam biz de eve götürek. Benimkine götürelim. Gibi. Abi ev çok sıkıntı bence. Elif abla senin orası çok şey sığmaz. Ya. Kalabalık. Böyle bir dikkat çekebilir şimdi oraya taşırken. Aynen taşırken. Bence bizim eve götürek o zaman ya silahları. Vallahi olur. Sen 250 tane silahı nasıl sattın? Ya bir şey vardı. İhale vardı toplu. Şimdi bu biliyorsun gündem karışık. Ortalık karışık. Müdür değişmiş. Aynen müdür değişti. Ya oğlum müdür. Allah'ım yarabbim. Bana müdürünü yedirtmeyin lan. Oğlum müdürlük işi yok biz. Ya abi anladınız. Haydar'la dava geçiyoruz zaten ya. Sabahtan beri yok müdür değişti deyip duruyor da. Bak bakın nasıl vuruyorum bak. Lan hiç mi körelmez mi be? Bak. Güzel. İyiyiz abi ha. Bak ben de körelmemişim bence. Bugün halleder miyiz ne yaparız? Aa yeni baskından. Abi nasıl yapsak bilemedim ki şimdi eve götürürsek silahları. Yani ev kocaman bir yere koyarız. Ondan yana sıkıntı yok da. Nasıl yapsak diye düşünüyorum. Oraya sokması da sıkıntı ya. Tırlarla. Acaba ben bir şey diyeceğim. Yok yani... tırmır. Aman ha tırma. Mobeseler falan. Aynen işte onlar. Silahları teslim etmiyoruz ben onu anlamadım. Nasıl kime yani? Teslim edeceğiz? Alan kişiye. Nasıl yani? 500 tane silah vardı elimizde 250'sini satmış 250'si duruyor bizde. Ha kalanı bir yere koymamız gerekiyor. Kalanı. Aynen. Çok pardon. Bir de ya bir şey diyeceğim şimdi. Bizim elimizde de silah olması bu. Lazım. Oğlum çocuğun yanında silah demeyin. Domatesten o. Ama silah gibi domatesi yiyelim. Çok güzel. Oy bak taze, bak. Taze. Allah üzerime suyu fışkırıyor bak. Bak gördün mü? Öf bunun lekesi de çıkmıyor ya. Tuz gerçi var mı abi oğlum, sende? Ruslar çocukluktan manyak oluyor. Sıkıyorlar. O Niko bence zaten yeterince manyak olacak ya. Dayının oğlu abi. Şimdi o zaman bak ben diyorum ki tırlarla götürmeyelim. Arabalarla part part yapalım. Tırlarla götürmeyelim. Vallahi hiç onunla uğraşamayız. Aynen. Abi bak şimdi bize de silah lazım. Öyle bir olay da var. Şimdi bu Feyzullah olaylarıdır vesaire. Bu 250 tane silah falan Feyzullahlar almış olamaz değil mi? Valla şey ya. Orta Doğu'da işler karışık. Oraya gönderdim kaçak. Oha Orta Doğu'ya mı gönderdin? Tabii canım kim alacak silah oğlum? Başka. Oo.
Bir şey diyeceğim, biz bunlardan satış ne kadar yaptık abi? Para bitti bende. Gözünü seveyim, para ver bana açık. Var ver para çok, ben sana şey yaparım, havale yaparım. Ha tamam, iyi güzel, para lazım çünkü. Silahları benim balıkçı teknesinin altına koysak sığmaz mı? Küflenmez mi orada? Önce bir... Yok be. Ya bak, koyacak yer var dayı, eve de koyarız koymasına da. Ben şimdi şeyi düşünüyorum. Ya bak, bizim de silahlanmamız lazım. Bize de silah lazım. O 250 tane silahı acaba böyle bir kendimize mi ayırsak? Vallahi o ben... şey vardı mesela. Bunu yani... düşünüp ayırdım birazcık şu anda. Abi şu geçen sana hayır, özel gelen minigun duruyor versene. Mu? Ben de. O duruyor duruyor. O minigun duruyor değil mi? Onu falan mesela bir özel bir yere koymamız lazım. Onları ya bir denetleme olsa falan harbiden yanarız ha. Ya bak, sadece silah değil, patlayıcı matlayıcı bir şeyler de ayarladım ben. Ama işte diyorum ya, saklayamıyorum ben. Ben de taşıması da tamam, sıkıntı ya. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ya bize zaten böyle bir alan lazım, tamam mı? Gidelim böyle küçük bir tane, ufacık böyle ara bir yerde bir tane dükkan tutalım. Böyle depo gibi bir yer tutalım, dükkan dediğim. Tamamen gizli olsun. İçine de şeyleri yerleştirelim. Silahları böyle, ama özel yaptıralım. Bak böyle bir düşünüyorum, hayal ediyorum. Bak böyle nasıl olsun biliyor musun? Sanki böyle postane gibi abi, tamam mı? Girdim böyle. İşte elini okutturacaksın, tamam mı? Herkese parmak iziyle falan olmayacak. Böyle açılacak böyle filmlerdeki gibi. Oy. Ne biçim olmaz mı? Ne masraf ama. Şey vardı. Ama müdür değişti ya, sıkıntı. Şey vardı. Kuşlar Vadisi vardı. Hatırlıyorsunuz burada... O ne lan? Ne oldu lan? Ne patladı? Bir şey diyeceğim doktor. Aklımdaki şey olmuş olmasın. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu lan? Ramazan topu mu attılar? Ne attılar oğlum? Ah sopa. Aha, Ramazan topu mu patladı acaba harbiden? Ama erken daha. Ortalıkta da sis var. Allah Allah. Neyse. Ben doktor patladı zannettim. Allah Allah. Doktorla mı geldiniz? Bir şey yok herhalde. Yo, peşimizdeydi en son da, uçuyordu bir yerlerde. Benim motoru aldı da bir yerlerde uçuyordu. Abi şey var. O bahsettiğim bak, o Kuşlar Vadisi'nde şey vardı. Ayna vardı, aynadan geçiyorlardı. Cephanelikti. Oha abi, lan, o kadar nasıl hep, bak. Hep imrenmiştim ha valla. Öyle yapamayız da. Onun öyle gibi böyle yapamayız güzeldi. Da bak, yine böyle gizli farklı, gizli güzel bir yer yaptırabiliriz sanki ya. Valla bir şey söyleyeyim, para bayağı arttı. Para ne kadar var. Paramız var bizim? Şu an bende tam 12 bin lira var işte. 12 bin. 12 bin lira. Dur, yok yok, şaka onu yaptım. Onu dolara çevirsek bir... Kaç? 300 dolar mı? Oğlum şaka yaptım, dur, oruç oruç kafa gidiyor. 12 milyon dolar var. 12 milyon dolar. O kadar etti mi ya? Sen ya, ne oldu, beynin yandı değil mi? O kadar etti mi ya? O bir 250 tane silahdan mı? Yok yok, bu C4 falan da sattım daha. Benim ihalede vardı ya, oradan da geldi. He, iyi tamam, güzel güzel. 12 milyon dolar. Oradan olsa, oradan açıksa, oradan şey yapsam. Güzel güzel, iyi para abi, güzel güzel. O zaman bak, bizim bir tane daha silah sevkiyat yapalım, tamam mı? O bizim şeye de bayadır gitmiyoruz zaten. Sevkiyat yerine Belalojist'e bayadır gitmiyoruz. Bir bu kadar daha yapsak, bir 12 milyon daha gelse, oh, 24 milyon. Zaten onun dışında başka işler vesaire de kurarız. Güzel para gelir. Oğlum şimdi, bu kadar paradan sonra Feyzullah çağıralım, şoförümüz olsun lan. Para için yapmadı mı bunları? Abi dayı, bu şey bak, Los Santos'un %80'i dayınındı. Ve o şu an %80'i Feyzullah'ın. Onun. Anladın? Bakalım sekiyor şu anda. Nereye kadar sekecek? Boşver. O sektireceğiz sen. O bak, şimdi şu an bu bizim kafamızdaki şeyi yaptırabilmemiz için iki tane şeye ihtiyacımız var. Hatta üç tane şeye ihtiyacımız var. Bir, böyle ara sokaklarda böyle hiç dikkat çekmeyecek bir tane ufak bir tane depo. İki, mimar. Üç, hepsinden daha önemlisi, bu tarzda bir işi yaptırabileceğimiz çok güvenilir bir mimar. Düşünsene, ağzı gizli silah mimar. Deposu yapıyoruz. Çok gizli silah deposu yaptıracaksak eğer, yani. Gizli kalmalı yani. Hmm. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız ki biz öyle bir mimar? Buluruz ya, herhalde. Hani kendimiz de yaparız böyle saçma sapan bir şey de yani, o hayal ettiğimiz kadar güzel bir şey yapamayız. Profesyonel olmalı. Ama çok profesyonel olsun. Abi bak, gerçekten bak, hepimizin elini böyle tanımlayalım. Böyle biz sadece elimizi uzattığımızda açılsın falan. Bence de. Üff. Ne biçim olur? Nasıl yaparız acaba? Düşünüyorum. Dayı. Efendim canım. Duydun mu konuşmalarımızı? Evet duydum. Senin bir fikrin var mı bu konuda? Evet var. Niye söylemiyorsun? Ne bileyim ben. Sen iyice kendi fikrini oluşturup belki daha parlak bir fikir bulursun diye şey hiç konuşmak istemedim. Hayır hayır dayı. Mimar lazım, mimar. Senin elin kolun uzundu. Şimdi tanıdığım bir mimar var ama ne kadar çok seversiniz bilmiyorum. Ben çok sevmiyorum kendisini açıkçası. Ama yok, hayır. İyi çocuktur yani. Sağlam çocuktur. Güvenilir çocuktur. İyi de sevmediğim birine gizli silah deposu yaptıramayız herhalde. Ya sevmek farklıdır. İş yap. Bak farklıdır yani. Ağzı sıkı yapan... mı? Ağzı sıkıdır, sıkıdır. Hem de çok sıkıdır ağzını, bir bilsen. Nasıl ya? Ama bir yandan yol geçen anı gibi de yani. Çocuk biraz geyimsi gibi yani, anladın mı? Geyimsi gibi demek ya. Şimdi anlaşıldı. Yani sen şu... o yüzden sevmiyorsun. Yani biraz fazla böyle yırsın tamam, aşırı falan başladı söyle. O yüzden. Sana mı yürüyordu? Bana bir şerefsiz yürümeye başladı. Alaydın onu, gıdıktan bir öpücük alaydın ya. Biz öpmeyi biliyorum. Özlerim, gidince göreceğim ben seni. Bak sana nasıl sınırlayacak. Vallahi sıkarım kafasına. En çok seni beğenir ha. Ya öyle mi seviyor sakallı adam? Birazcık da gür saçlı falan hoşuna gidiyor. Beni götürmeyin bak. Sen neden? Sen nasıl bu kadar hakimsin dayı? Ben bilmiyorum işte. Bana o
o sıralar saçım uzundu benim. Öyle bir şey yaptı. Bir değişik, çocuğun değişik şeyleri var yani. Allah Allah. İstiyorsanız arayabilirim ama numarası olması lazım. Sen şunu söyle. Gizli silah deposu yaptırabileceğimiz birisi mi? Evet. Yaptırdıktan yani, sonra başımıza bela olmasın? Yok, çocuğun ağzı sıkıdır dediğim gibi. Güvenilir de bir çocuktur. Bence şey yani, bir denilebilir yani. Bir bakarsınız, konuşursunuz. Ara hoparlöre ver. Daha doğrusu. Arayayım mı? Ara hoparlöre yani, ver. Adı neydi ama unuttum adını ya. Unuttum ismini, neydi ya? Bakayım. Neydi ya? Ne? Hemen arıyorum. Ne yazmış? Çalıyor. Neymiş adı? İsmi Rafık'mış. Rafık mı? He. Rafık diye gay mi olur lan? Bilmiyorum artık orasını. İnsanların ismi. Ben bizim Rafet'ten de şüphelendim şimdi, neyse. Abi bismillahirrahmanirrahim. Alo. Efendim canım. Aha. Kardeşim bak bir şey diyeceğim. Seninle güzel bir samimiyetimiz var. Lütfen şu camları bırakalım. Neredesin canım benim? Evdeyim bir tanem. Bir tanem değil bak, ben seninle bunu konuşmuştum. Lütfen aramızda birazcık. Annem mi? Bak, dayı şey bu Rus kadınla konuşuyor. Şey diyeceğim, sen neredesin şu an? Evin neresiydi senin, beni unuttum. Oha dayı ne? O evin adresini istedi resmen. Lan evine hiç gitmedin diye. Neredesin sen? Bir şeye gelebilir misin? Dayı bana versene şu telefonu ya. Fem bir şey diyeceğim. He? Buraya mı gelsin, evine mi gidelim? Versene bana şu telefonu. Konuşabilirsin hoparlörde şu an. Alo neydi adı? Rafık. Efendim. Rafık, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Tamam, iyiyiz de biz de. Mimarmışsın herhalde sen? Evet mimarım. Anladım. Harbi konuşulmuyor lan bunda, bir dakika. Ben de kendimi kötü hissettim. Tamam Rafık, biz sana bir konum atıyoruz, oraya bir gelsene. Geliyorum aşko, hemen. Tamam. Tövbe. Kapat. Bir şey başkasına mı yaptırsak ya? Ben sana demiştim işte, konuşulmuyor ki çocuklar. Allah çarpsın, ben konuşamadım, kendimi kötü hissettim. Normal. İşte o. Tamam, gelince ona biz bir ayar verelim. Buraya atıyorum. At buraya at ya, buraya gelsin. Tamam at. Biz ona bir ayar verelim. Şey değil. Benim hakkımda deyin ki böyle yani değilim, asla saygım var da homofobik deyin, öldürüyormuş deyin, tamam sıkıyormuş deyin, korksunlar. Kulaklarını kesiyormuş değil mi? Ama bir şey diyeyim mi abi, senden hoşlanır gibi ha. Ya oğlum tövbe Ramazan. Abi ben dayının yalancısıyım canım, dayı yani. Sen yok, müşterim de var şey. Biliyor musun bak, böyle farklı şeyden cinsiyette. Müşterim mi var? De var? Var müşterim var, böyle silah alan. Ha silah alan. Tabii tamam. Oğlum ne sandın? Ben onların müşterisi olurum o mantıkta, anladın? Çok tamam. Da delikanlılar ha. Tamam. Öyle şeyler değiller. O biraz garip geldi. Bunda bir tık şeylik var ya. Süzme kaşar şey pardon. Genişlik var bunda. Bu yeşil ışıkla takılı kalmış. Aynen. Mustafa'lar doğru. Tamam ya. Pardon. İyi ya, tamam. Bütün bekliyor. Ben tipini de çok merak ettim bunun ya. Neydi, Rafık mıydı? Rafık. Münafık. Aynen. Rafık ne anasını satayım ya. Rafık. İsmi koyarken bir gürültü varmış galiba. Öyle duymuşlar, öyle koymuşlar sanki. Olabilir Rafık. Yak be. Rafık diye olmaz ya. Aceleye gelmiş bence ismini koyarken ailesi. O da olabilir. O da olabilir. Aniden çıkmış bence. İyi bakalım, bir gelsin şu. Ne zaman gelir acaba? Şey söyledim ya, dakika falan dayı. Hızlı geliyormuş ya. Hızlı mı geliyormuş? Ney? Hızlı gelenlerden. Bir şey diyeceğim Ejder abi, sen bu... O ne lan? Elif ablanın arabası değil mi lan o? Benim ne kapı işte lan ay kapımı ne yaptın kapıma gel lan buraya ay vallahi tamam orada diyor musun? Şey yapılır mı buradan, takılır mı bunun menteşesi düşmüş, sen şey yap. Anladım. Ben takacağım sen dur. Sen oturduk şey inşaat sen... izler gibi izliyoruz ya. Ya benim arabam da bu renk, biliyor musunuz? Peki bir şey diyeceğim, senin arabanın kapısı var mı? Bak farklı bak. Farklı bir şey diyeceğim Elif ablam, senin eski araba değil mi ya? Eski arabamın aynısı ama benimkisi daha farklı bir tondaydı. Gerçi seninki birazcık daha şeydi, canlıydı sanki. Evet ay, ama neyse, şimdiki arabamla aynı renk. Rafık hoş geldin. Münafık mıyım? Neydi isim? Rafık. Ha Rafık. Rafıkcığım. Bak şimdi bu Fehmi. Rafıkcığım memnun olduk. Fehmi ben. Ben de memnun oldum. Ne haber? İyiyiz de azıcık şöyle mesafeli duralım Rafıkcığım. Ben böyleyim ya samimiyetten. Anladım. Saç renkli falan orijinal mi? Evet orijinal. Atlas siyah boğma. Gelmiş. Yok ya o. Tam cinsiyet değiştirmez döneminde galiba. Aynen abi. İyi bakalım hadi orijinal olmuş olsun hadi. Şey atkınız da çok hoşmuş. Güler mi? Atkı mı? dayı Elif abla geylerden mi hoşlanıyor acaba? Yok ya. Senin saçın da bayağı güzelmiş. Ay teşekkür ederim. Niko ördü. Bu kendisi. Niko tanıştırayım. Şey değil mi hani saçının güzelliği değildi ya. Saçı zaten güzel ama örgüsünün şeklinin modeli. Ha. Yok direkt saçı güzel. Sen biraz önce neyi kıskandın lan? Yok bile ne kıskandın. Makyaj malzemelerini nereden aldın? Makyaj malzemelerimi şehirde bir
tane büyük mağaza var ya, oradan alıyorum. Bayağı güzelmiş. Hayda. Önereyim istersen sana da. Ne için geldik? Çok tamam, bizim plan ya. İptal. Bizim plan iptal. Bir gün eğer şey böyle gratis falan tarzı bir yer açarsak eğer İmmanı çağırabiliriz. Rafık bir şey söyleyeceğim ben sana. Ben çok severim. Neyi çok seversin? Makyaj malzemelerini. Yapar yani, mısın kendine makyaj? Ne oluyor lan? Tabii ya. Bir anda kendi frekansında konuşup tam anlayabiliriz. Ay ne diyeceğim ne diyeceğim. Geçen bir tane yeni lip gloss keşfettim. Dudakları şişiriyor biliyor musun? Dolgulu gibi yapıyor. Ay, çok güzel. Bunu kesinlikle öneriyorum. Link atar mısın? Doktor ben tabii bundan ki sonra atarım. Dedim ki gelme oğlum dedim buralara. Allah için. Benim bir telefon çalıyor bir dakika. Doktor kulakları kesebiliyor muyuz? Kulakları kesemeyiz de bir şey diyeceğim. Müdür değişmiş. Bana neden söylemiyorsunuz ya? Hangi müdür değişmiş? Haydar bana mesaj attı. Buradayız dedi. Sonra da altına da şey yazmış. Müdür değişti yazmış. Ne alakası var? Ben de değişmiş ya müdür. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ama müdür değişmiş. Haberiniz var değil mi ondan? Neyin müdür olduğunu bilmiyorum ama müdür değişmiş baba. Müdür değişmiş. Müdür değişmiş. Şey diyeceğim tamam, ben bir dakika. Şu ben şimdi duymasın. Ha ne diyeceksin doktor de artık. Ben şimdi adamın kapısına kırdım ya. Onu siz mi ödertiniz yoksa? Ya derdiniz. O hallederiz onu. Boş ver. Tamam. Onun kapısına kırık sıkıntı. Ya biz sizce yaptırabilir miyiz? Bu adam manyak mısınız ya? Gloss mu? Bir şey gloss bir şey konuşuyorlar. Bence bu adam ötemez abi ya. Gerçi... Ya bence çok ilgi alan değil ya. Çok hayır ben şimdi şunu düşünüyorum. Bak bu adama tehdit de edemeyiz. İşte ötersen keseriz falan. Zaten adamın işine yani tehdit saçını keseriz deriz hemen bayılır. Bak, ağlamaya başlar. Severseniz bak bir konuşma. Bir sesleri bir odaklarsanıza bak gel. Böyle şey de yapabiliriz. Birlikte alışverişe de gidebiliriz eğer istersen. Güzel olur. Benim de hiç arkadaşım yok biliyor musun? Benim noni. Benim de yok. Ay vallahi çok güzel olur. Hem arabalarımız da aynı renk. Evet. Peş peşe gideriz. Muzu. Yarış yaparız. Efendim canım. Ne yapacağız? Kıskanma bunu. Silahın içi boş. Mermi yok. Evet, öyle düşün. Onu düşünüyorum şimdi. Kıskansam mı kıskanma? Kutluluk yapıyor. Öyle şey. Hayır. Dayı kıskanma canım. Dünya ahiret bacı sayılır. Bir şey daha diyeceğim. Bu adamı siz ne yaptıracaksınız ki şimdi? Ya bence hiçbir şey yaptıramayız gibi duruyor. Dur. Neci bu? Femi hangisi bacım sayılır? Nasıl yani hangisi sayılır? Yani bir söyleyince şey yaptım. Şu hayır. Yani Elif abla sayılmaz herhalde. Yani. Tamam ya bir şey yapalım bari. Femi siz niye dikilmiş buraya doğru bakıyorsunuz? Yapıyorsunuz öyle hepiniz. Harbiden oturmuş ne güzel izliyorsun. Ne var burada? Şey ya öyle arkadaşı çok sevdik de. Sen de çok sevdin galiba abla. Evet ben çok sevdim. Ben en yakın arkadaşım buldum şu an. Sen de ne zamandır zaten kız arkadaşım olsun istiyordun. Evet. Kız derken? Evet. Nasıl yani? Er kız demek istedi yani. Yo tamam. Erkek desem alınırsın gibi düşmüştüm ben ama anlamadım. Yok erkek. Peki tamam. Erkek bey adınız ne acaba? Ne sıçtım? Rafık. Rafık mı? Oğlum Rafık diye gay mi olur lan? İsminiz olay bu arada. Olay. Ama deyip boyanız gelmiş. Ben kapınızı aldım ama kusura bakmıyorsun değil mi aşko? Yok halledeceksin zaten onu. Ya bugün herkese bir gariplik var. Allah'ını severseniz ben direkt konuya giriyorum. Evet. Rafık Bey diyeyim değil mi? Evet Bey. Tamam Rafık Beyciğim. Ne diyebilirim? Canım. Farklı bir tercih. Demek ki onların memlekete canım farklı. Ejder abi sen anlatsana. Rafık. Şimdi Rafık kardeş gel bakayım. Efendim canım. Oo, senin gözlükler de mükemmel. Konuya odaklanalım canım benim. En sevdiğimden. Oh, tamam ben alırım canım. Benim falan. Ne? Şimdi senin bu referansın nereler? Saçlar da mükemmel ya. Eyvallah. Şimdi bak mimarlıkta iyi misindir? Size, oğlum bir konuya bir odaklan lan. Tamam. Tamam Nikodur oğlum bir dakika. Şimdi bak Muzo bizim canımız ciğerimiz her şeyimiz. O önerdiyse biz zaten gerisini sorgulamayız. Tamam mı? İş biraz ciddi. Evet. Bize böyle bir yer mekan lazım. Ya böyle bir nasıl söyleyeyim sana biraz daha modern. Girişlerde böyle denetimli. Tamam mı? Hallederiz. Tanıtmalı. Halleder misin? Yaparız. Hay canlı yer. Tamam güzel. Tabii canım. Ne yapacağımızı söylemedin ki abi gizli dediğin. O anne de beni. İşte depo olacak böyle tanımlı tamam, olacak tamam, bizi tanıyacak tamam mı? Böyle. Ayakkabısı mükemmelmiş. Teşekkür kaç numara giyiniyor? 46. Oo bunu daha duydu daha iflah olmaz o. Yalnız bak ben tam saygım var da bir yere kadar. Öyle eğilme önümde. Yok bakayım dedim tampona. Nasıl yani? Şey ya arabanın tamponu. Ha tamam. Doktor adamın arabasını da kırmışsın. Oğlum konuyu değiştiriyorum alın beni buradan. Lan doktor ne yaptın adamın arabasına lan? Aşko senin kapıyı kırdık ama sana başka bir kapıyı Ejder Bey takacak galiba. Bana niye takıyorsunuz ya? Arabaya taksanız mı? Ya bilmiyorum sen o kapıyı takmasını biraz evlerden istiyor gibisin ben bilmiyorum arasını. Şimdi dur isim neydi ya? Rafık. Rafık. Münafık diye isim geliyor ya. Sen anladın değil mi tam mevzuyu? Anladım ben. Ne anladın bakayım anlat bakalım. Gizli de
depo yapacağız. Tam ne de gizli deposu? Ne bileyim, söylemediniz ki. Mantıklı. Adama dediniz ki sadece gizli depo, gizli depo. Tamam bak şimdi yani. Şöyle bir şey yapacağız. Dayı önerdi seni zaten. O yüzden seni çağırdık. Yoksa yani çağıracak, çağırmazdık herhalde. Tam birazcık uzak dur. Valla sanatçı adam dedi. Referans iyi dedi. Yaptıkları dedi bayağı işler var dedi. En sevdiğim. Neyi sevdin anlamadım. Neyi sevmiş? Hadi git. Kaslarda bayağı güçlü. Eyvallah. Taşımaktan herhalde. Mermi taşımaktan. Bu niye bak lan? Saldıracak ya. En sevdiğim. Kas mı? Spora git o zaman. İyi hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Oğlum ben bak. Oğlum elime bir şey değiyor. Alın bunu ya. Oğlum sen bir konuya odaklansana. Buraya bak, buraya bak. Bak. Tamam. Şimdi sana anlatıyorum. İyi dinle. Dinliyorsun değil mi? Evet dinliyorum. Bana bak, bana Ejder abiyi kesiyorsun oradan. Bana bak oğlum. Ben bakma oğlum. Tamam mı? Dönsene arkanı. Dön buraya bak. Arkanı dönme bak. Bak şimdi iyi dinle benim. Gizli bir tane depo yapacağız. Böyle şehir içinde olsun. Böyle ara sokakta böyle. Böyle girişim girişim böyle hani dandik böyle sikere baktan bir tane depoymuş zannetsinler. Dışarıdan görünümü o olsun istiyorum, tamam mı? İçeriye gireceğiz. Evet. Böyle el izimizle böyle açılacak silah depoları olacak. Böyle şey gibi düşün. Böyle postane gibi düşün, tamam mı? Hani nasıl postaneye gideriz. Tamam. Rafı çekeriz. Oradan postalarımızı falan alırız ya. Böyle eski postaneler gelsin gözünün önüne. Biliyorsundur zaten. Onun gibi silah deposu düşün. Böyle silah yerleri. Silah yuvaları. Elimizi okutacağız. Hop orası açılacak. Oradan silahımızı alacağız. Tamamen gizli. Dışarıdan da hiç belli olmayacak. Ama böyle ufak yer olsun. Çok dikkat çekmesin. Böyle yaklaşık 300-400 silah kapasiteli falan olsun istiyorum. Femi. Hallederim ya. Yaparım yaparım. Lafını bölmek gibi olmasın ama düşmanımız mı var? İbnedir evlada. Geliyorsun nasıl bakıyorsun. Yani? Yani birisi geldi böyle arkandan sen konuşurken buraya geldi. Geri gitti böyle. Bak. Dayı. Şimdi gidiyor. Bak. Bu kim bu? Dayı. Memleketi soydunuz. Soğana çevirdiniz. Kırmızı bir dakika. Kırmızı bile. Vallahi müdür. Ne? Müdürün adamları. Müdür. Kim arıyor şu an? Şey diyeceğim. Eniştesini arıyor. Eniştesini arıyor. Bana bak nonni. Müdür değişmiş. Ayağına denk al, tamam mı? Eniştesini alakalı. Tamam aşkım. Aşkım. Ne bileyim şeyi. Emniyeti bağırayacağım. Amcamın şeyini ver. Teşkilat. Pardon. Teşkilatın numarası böyle. Teşkilatın numarasını isteyecek olabilir. Şey mi yapsak acaba? Direktman mekan hazırsa mekana gitsek bu şey. Ay pardon. İç mimar şey yapsa, baksa ortama. Ona göre ne siz anlatsın. Yok ki mekan. Hayır. Bak ben direkt şöyle bir şey istiyorum. Sen ölç biç, tamam mı? Kafana göre bütçeyi çıkar. Münafık neydi adı? Rafık. Gundi. Sen bak ne yap biliyor musun? Buna dediğim, anlattığım şeye göre uygun bir mekan bul. Oranın fiyatını dahil et. İçine yapılacak şeylerin fiyatını dahil et. Kendi fiyatını dahil et. Ona göre bir fiyat konuşalım. Ben sana parayı vereyim. Sen bize hazır et. Anahtar teslim. Gidelim biz oraya. Tamam, bizi tamam. Hiç uğraştırma. Böyle işte yer bakalım. Oraya işte yapalım falan. Hiç uğraşmayalım. Yere de sen bak. Her şey bende. Her şey sende olsun. Ha bu arada şey Femiciğim. Rafık öyle şeyden bakma. Rafık Maze Bank var ya hani benim. Eski benim. Onun proje koordinatörü yani. Den başındaki adam. Ben onu... Tabii canım yani öyle boş bir adam değil. Biraz genişliği falan şey var. Tabii. Mezbank sen mi yaptın lan? Demek ki o yüzden iki tane küçük bina, ortada bir tane büyük bina var. Bir şey subliminal. Ya bilmiyorum onu ama yani. Sen mi yaptın da Mezbank'ı? Tabii. Biz boş sanma. Oradan tanıştık yani biz Rafık'la. Ben Rafık'ı da şey getirdim. Ağzı sık olsun dedik de bunda bayağı sıkıymış. Çok sık ya. Çok konuşmamış işte öyle. İş yap diyeceğim direkt yapar. Kuru koyar. En kralını yapar ama çok da konuşmada şey yaptı. İyi. Ejder abi de sevdi valla. Valla. Ejder abin de bu işine gitti. Tövbe. Dayı bir şey diyeceğim. İşe odaklanır mı ya? Ben de odaklanırım. Maze Bank'ı görüyorsun işte, ne güzel olmamış mı? Gerçi doğru, aynen. Dur. Harbi yapıyor. İş de güzel yani. Çocuğun aklı çalışıyor. Bir dakika. Bugün inanılmaz garip bir gün oluyor. Herkese bir gariplik var vesaire. Evet. Zaten şuraya baktığını da anlıyorsun. Karşıya bak. Ne yapıyorsun lan? Lan oğlum. İnanılmaz, ben anlamadım. Haydar. Efendim abi. Sende de gariplik var bugün. O neydi o? Birisi mi geçti oradan? Evet. Kırmızı plaka. Şey mi? Binayı döş. Vallahi bilmiyorum. Oğlum, olabilir. Müdür niye geçsin oradan? Müdür geçmez de müdürün adamları mı ki diye düşündüm. Bir şeyce Feyzullah falan. Yok, imkansız olayları. Kırmızı plaka abi. Allah Allah. Oğlum müdürse ama... var ya, ben adamı kovaladım İbne diye bir de. Hiç hoş olmadı var ya. Şimdi bak, senin şey görmemeni istese farklı bir arabayla ve plakayla gelir değil mi? Kırmızı plakayla niye geliyor ki? Ve telefonla ya geldi mi? Burada telefonla konuştu ve gitti yani. Çok garip, anlamadım. Neyse oğlum, müdür falan bakacağız ben... ya işlere. Bakalım abi ya. Şu herhalde. Hesabı ne? Çıkardım. Hesabı mı çıkardın? Hesabı. Ne ara çıkardın oğlum? Depoyu abi, nereden buldun? Buldum ben. Tamam, ne kadar etti? 3 milyon dolar artı ejderlem gelir. Sana döşeyecek. Mekana da döşeyecek, sana ya da döşeyecek. Oğlum, ben anlamam. Saçmalama da. Sen ne zaman teslim edersin mesela? Ne kadar sürer böyle bir proje? Hemen yarın. Nasıl hemen yarın? Hemen sabaha yarın. Kadar nasıl yapacaksın o kadar sistemi? Saçma lan. Ya o işi bende, siz karışmayın. Tamam. Yapıyor. Tamam, 3 milyon dolar mı diyoruz? Evet, 3 milyon dolar artı ejderlendi gece. Gerizekalı mısın ejder? Nasıl olsun ejder? Kabul eder mi öyle bir şeyi? Ne kadar? Şimdi 3 milyon dolara o zaman çözeceğiz işi. Evet, ejderle bir gece. Lan ejderle bir gece nasıl yapacağız? Ağzını satayım manyak.
manyak mısın? Açtı. İçeri mi gitti? Öyle bir şey imkansız. Yok. Lan 3 mü? Tam 3 milyon olmakla, dolar. Evet, ejderle birlikte. Eğer ejder olmazsa 6 milyon. Nasıl yani? Ejder abi 3 milyon dolar ediyor muymuş lan? Ejder. Lan gel buraya. Gerizekalı ejder deyip duruyor. Bak adamı deli ettin. Bak dayı var elimizde. Böyle orta yaşlı. O seninle belki böyle bir gece takılır. Vallahi bak onun da böyle göbeği mebeği iyidir. Seversin. Hayır. Ejder olması olmaz. Ejder olması olmaz mı? Bak gelsene bak bir gel. Dayı. Bir baksana dayı. Baksana bak şöyle bak. Beyaz atleti. Şöyle bak kolları molları. Bence gayet tatlı adam. Maşallah. Değil mi? Tabii. Şöyle alıcı ama gözle bak. Ejder. Yok. Nasıl ya? Bakayım. Yok olmaz. Ben miydim mi? Hayır. Ben sen dedin ne razı gibisin? Ne konuşuyordunuz? Şey diyeceğim ya. Rafıkçım. Hemen söyleyeceğiz Elifçim. Bak şimdi Rafıkçım elimizde böyle bak eşortmanın rengine bak. Bak üzerindeki adetine bak. Bak o lezine falan bak. Dövmelerine falan baksana şöyle. Ve bana mı diyorsunuz? Bak, falan var. Tabii. Ya bak, münafık benim. Dünya hayret. Kardeşimdir değil mi münafıkçım? Evet. Kardeşim benim ejder ya baksana. Ejder sana oluyor ejder. Alın şunu bak. Ejderim ölüyor mu? Alın şunu götür. Oğlum tamam hadi geç. Vallahi lan münafık geç şöyle geç arabanın oraya geç. Doktor, Elif abla sen alsana şunu ya. Götür. Doktor beni kucakla dükkana götür oğlum dur. Seni kırsı geç yapma dur. Çok kötü yaptın. Yanlış işi yaptın. Ejder abi dur kendine gel lan. Şşş tamam şşş alo. Ben bunu alıyorum götürüyorum bu biraz hava al. Dayı. Şey üfeyim ha. Ejder abi kabul etti mesela. Tamam şöyle güzel bir teklif yapayım sana. Nedir be? 100 milyon dolar verseler bizim bu münafıkla. 100 milyon mu? Ha dolar. Münafık. Lan dur. 100 milyon dolara veririm ya harbi diyor. Şimdi tamam 6 milyon doları okeyiz. 6 milyon doları bu işi yapalım. Bu arada şu Ejder abinin de tamam artık boku çıktı. Yani saçmalama. Yanında da sebatini tamam, veriyoruz. Senin görüşlerine nasıl saygımız ya var. Ama yani ki bizim görüşlerimize de senin saygın olması lazım aynı şekilde. Daha fazla bokunu çıkarmayalım. Saygın İşimizi var. Gücümüzü halledelim. Sonra sen yoluna biz yolumuza tamam mı kardeşim? Tamam canım. Tamam şu canımı kaldıralım. Şey Fehmi yapalım Bey mı? Diyeceğim. Heh aynen sen Fehmi Bey de ben de Münafık Bey diyeyim. Fehmi Hanım pardon Fehmi Bey. Allah iş yapmaya mı geldi aş çevirmeye mi geldi be? Tamam. O zaman kendine çok iyi bak hadi. İş bittikten sonra o zaman parayı ya da dur yarısını biz sana verelim o paranın. Ejder abi lazım. Bende para yok. Ejder abi. Oldu. Ejder abi. Gel şu parasını verek de gitsin. Lan beni götür. İban listede ben atayım. Ne olur beni götür buraya. Tamam olur. 100 lira da bana ver lan. Sen şey yap bir. İban'ı dayıya at. Biz sana 3 milyon doları göndereceğiz. 3 milyon doları da yarın iş bittikten sonra şey yaparız. Tamam mıdır? Tamamdır. Gönderiyorum. Tamam. O zaman yarın bize konum atarsın. Biz geliriz direkt oraya. Tamam. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hadi kardeşim. Allah Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine. Bay al ya. Şu kartı da arabayı buraya yaptırsın. Görüşürüz aşkım. Numaramı verdim sana aşkım. Zaten haberleşiriz. Elif abla ciddi tamam misin canım ya? Oha ya. İyi günler. Kapıya bagajı atar mısınız? Size zahmet. Ne? Bekle atayım. Bagajı atar mısınız? Atıyor. Niye? At. Tatlı bir insan. Tatlı Elif abla ciddi misin ya? Devam et. Yani biz dalga geçiyoruz böyle Ejder abiyle uğraşak falan diye dalga geçtik de adam Ejder abiyle bir gece geçirirse her 3 milyon dolar para düşüyor ya. Düşünsene be. Yani, Allah Allah. Yani Ejder abi 3 milyon dolar eder mi? ne yaptınız? Oy oğlum vallahi kötü gitti, oldum gitti bak. Gitti abi. İftara kadar yemin ediyorum. İftara az kaldı abi. Ama Ejder abi bak şöyle düşün. Bak iyi tarafından bak olaya. Burada kaç tane erkeğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niko da var 7. Bak aramızdan gitti seni beğendi ya. Nasıl kardeşim? Oğlum bunlar manyak bir adamsan. Bakın manyak. El süslüler püslüler geliyorlar. Benim gibi böyle şey buluyorlar ya. Kendimi de çok gömmeyim de. Ne bileyim normal abi, bir tamam odunu mi buluyorlar anladın mı? Ne anlarsın? Senin gibi bir kibar birini bul ya. Ondan hoşlanıyor işte. Kibara kibar yakışmıyor. Ya bıraksana bak demek ki bak Ejder o abim senin karizmandan hoşlandı işte o da. Ya abim Allah mi? Allah vallahi ne? Abim dedi lan Elif abla da ona şaşırdım. Oğlum bugün bir herkeste bir sıkıntı var bak vallahi bak. Ejder abi. Bugün ya bugün bir kötü olduk. Bugün bir oruç fena vurdu. Biz bir eve gidelim yemeğimizi yiyelim. Eve sonra yedim sabah ki olsun şu depoya Elif'e, bakalım olur Elif'e mu? Ben sizi bir yere götüreceğim. Lan! Makyaj sordu ya dedim ki. Nereye götüreceksin? Elif dedim bunu oyalar dedim orada. O da olmadı. İftara bir yere götüreceğim. 10 dakika var iftara. Ne? İftara bir yere gidiyoruz. Kaç dakikalık mesafe? 10 dakika var. Bir şey diyeceğim. Dükkanda tamam, yapalım kısa olmadı. Yok yani de gelin. Yakın. İyi tamam hadi fırlayın. Takip edin siz. Hadi bakalım. Ben atladım aferin arabaya. Takip edin beni abi direkt. Lan Niko. Benim. Senin sessiz oğlum niye çıkmıyor lan? İyi dinliyordum. Yani o kadar saçma sapan olaylar yaşandı ki. Dayım gel. Anlamadım hiçbiri. Dayı. Efendim canım. Eğer küçük geldiyse şey yapabilirsin. Benim arabaya geç. Senin arabayı da benim bagaja koyalım. Siz benim arabam senin arabandan daha iyi bu arada. Hani. Benim arabam senin arabanı döver bir kere. Allah'ım. Dur lan Haydar nerede? Biz Haydar'ı bekledik ya. İlerdeyim. Dur neredesin oğlum? Dümdüz gel abi. Nerede? Haydar
Haydar devam et. Haydar evet. Kırmızı ışığına benzemiyorlar. Böyle bir beklemiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani. Tamam. Yani takip ediyoruz o zaman. Gel gel abi. Doktor. Dur aman dikkatli ol lan. Doktor dikkatli sür ha şu arabayı. Ne arabası ya motoru. Uçuyor. Evet. Haydar'ı takip etmesek mi ya? Bir dakika. Telefona falan bakıyor ya. Haydar telefonla oynama oğlum. Tamam. Ya. Polise tamam, mi şikayet etsek Haydar'ı? Müdür de değişmişken hazır. Yok. Müdür mü değişmiş? Haberin yok mu senin doktor? Ne müdürü ya bu sürekli değişiyor. Nedir ya? Bir daha değişti şimdi az önce. Ne diyorsun ya? Şaka şaka. Bir şey umarım diyeceğim. 5 dakika kaldı iftara. Umarım iftara düzgün adabıyla açarız. İnşallah. İnşallah. Nereye götürüyor acaba? Döndük orada döndük. Değil. İyi misiniz? İyiyiz. Sıkıntı yok. İyi tamam sıkıntı yok o zaman. Hemen yukarısı hadi. Haydar hadi be oğlum. Sol. Ağzına sıçayım. Doktor nerede? Ortalık 56 oldu ya. Doktor yayın devam ediyor. Gel abi şurası hemen. Aa doktor. Doktor yayın devam ediyor harbiden. Heh bura mı? Evet bak. Ne lan bura? Dur şöyle bir dakika park edeyim şöyle. Oy! Oğlum Nusret şey evet mi açmış buraya? Şube evet mi açmış? İnanmıyorum. Ama bu çakması bu Nusret. Nusret. Bak abi oy buranın müthiş bir yer bura. Özel bize rezervasyon yaptırdım sabahtan. Vay adam. O zaman müdürün değişmesini mi kutluyoruz? Evet. Müdür mü değişmiş? Kuşama değil o ama. Paramız var. Nereye geçiyoruz? Doktor. Güzelmiş lan. Müdür. Ne kadar kaldı? Az kaldı. 2 dakika kaldı. Ama bu müdür olabilir müdür. Fehmi. Ne? Niko harbi mi lan? Efendim abi. müdür. Müdürdür herhalde. Ama eski müdür yeni müdür onu bilmiyorum. Eski müdür acaba şu anda ne yapıyorsa? Eski müdür ki müdür. Müdür. Evet, buraya sığıyoruz mu ya? Evet. Buraya sığmıyorsak şuraya geçelim. He o buraya da sığmayız. Sığdığımız kadar o zaman. Aynen. Tamam. Niko'cum sen gel benim kucağıma otur. Sebu abin de yanımıza otur. Aynen. Şimdi şöyle bir oturalım. Hoppala. Of biz nasıl bir gün yaşadık bugün ya? Allah'a ya. Herkes kafayı yemiş bugün ya. Herkes kafayı yemiş. Oğlum adam troll yapıyor desem bakıyorum gözlerine değil. Anlamadım. Abi o senden ciddiyle hoşlandı da ama biz troll yapıyorduk abicim. Biz dalga geçiyorduk ki eğlenmemizdeydik de aramızdan bir ciddiye alanlar oldu. Bir gerçekten sevenler oldu onu. Değil mi değil mi? He? Sen şeyden Mejder'den mi bahsediyordun? Elif abladan bahsediyorum ya. Ha pardon. Ben çok Ölüm sevdim. Oğlum. En çok nesini sevdin mesela? Ejder'le bir gece geçirmek istemedim. Hayır tabii ki de. Ne bileyim hem arabalarımızın rengi aynı. Eski arabamdan var. Makyaj malzemesi de seviyormuş. Alışveriş yapmayı da seviyormuş. Bir de dışarı çıkma planı yok kadar. Benim de arkadaşım olmadığı için. Okunacak galiba ya. Abla sana bir şey diyeyim mi? Dünya üzerindeki insanların yarısı zaten senin söylediğin tarzda insanlar. Kadınlar diyoruz biz onlara. Evet. Sen de hem cinsin olmuş. Arkadaşlık mı etsin acaba? Benim hiç arkadaşım yok ya öyle şu an o yüzden. Yapalım abla. Oldu işte bir tane. Ya. Sen onu boş ver ben sana arkadaş bulurum. Haydar şey yok mu ya ateşli şov bir şey gelsin. Dayı öyle deme. Rusya'dan mı bulacaksın arkadaş bana? Böyle orucunu bozar. Az soktu sana lafı. Orucun bozuldu dayı da. Tamam gel gidelim birlikte şeye gidelim. Murat ismidir nedir o var ya bir tane bir şey. Ben hem biliyorum ki senin o dediğin dudak dolguluk olur şeydi. Neydi onun ismi? Dudak dolguluk şu şeyisi. Acılı da şişiyor dudağı. Gloss. Ha mit gloss. Ben onları biliyorum. Dolgunlaştırıcı gloss. Tamam onları biliyorum. Dolgunlaştırıcı gloss? Dolgunlaştırıcı. Peki hepimizin aklında aynı soru. Onu başka bir yere sürersek oraya da şişirir mi? Allah Allah. Orası bir denemek lazım. Orası yemek yiyeceğiz doktor bey. Minare mi? Hadi okundu. Afiyet olsun herkese Allah kabul etsin. Gerçekten bugün tuttuğumuz oruç inşallah kabul olmuştur. Saçma sapan bir gün yaşadık ben anlamadım ya. Whopper menü. Lan Niko sen bugün harbiden tuttun mu? Tuttum ben. O akşama kadar içemedin mi? İçemedim. Vallahi helal olsun oğlum hiç yemediysen ya. Öğlen uyandığımda su içmiştim bir tane o kadar. Ay kıyamam sana. Ayrıklı ya benim oğlum. La oğlum öyle oruç mu olur lan? Gerizekalı sus işte. Helal olsun lan. Vallahi yemek yemeden dayanmış abi bu saate kadar. Helal lan Niko sana. Bak şu kel bir tane doktor var ya karşıda bak ortada oturuyor. Yakışıklı lan. Gördün mü kel bak. Evet gördüm. Hep boynunda şeyle. Neydi onun adı doktor? Steteskop muydu bir şeydi ya. Steteskop muydu neydi küfür o? Küfür etme bak. Steteskop diyor küfür ediyor bak. Steteskop. Allah seni kahretmesin. Boynunda sürekli onunla dolaşan. Spastik. Ejder abi sen bugün bunun arabasını nerede bulduk onu biliyor musun? Nerede? Ağacın üstünde bu sefer de. Lan oğlum nasıl yapıyor? O bizim kapının önündeki hani böyle göbek var ya orada palmiyeler var. Onun üstündeydi.
Ama şimdi onu anıt olarak saklıyoruz. O orada kalacak mesela. Ya kafayı yemiş yemin ederim ya. Oh, bugün bir patlama oldu doktor, sen sandık ha. Hey lan ben... sen patladın zannettik yemin ederim. Hadi hadi bir şey yapalım. Oh, ben doydum. Gidelim yatalım. Vallahi Aydar eyvallah valla mükemmel çok güzelmiş. Ne demek? Sabah olunca da gideriz şeye. Aydar'cım kesene bereket. Valla işi gücü eyvallah. Bırakıp polis mi olsak ne yapsak hala bunu düşünmüyor değilim yani. Dur ben bir ödeyeyim de. Doktor git. Ben ödeyeceğim dur ya. Yalan mı duruyor bir de. Allah'ını seversen bıraksana doktor ödesin. Bıraksana doktor ödesin. Bırak. Hadi gidelim. İyi günler. Aynen doktor ödeyecek. Tarla geçiyor mu? Neden o? Tarla geçiyor. Tarla geçiyor. Ben ödeyeyim bence ya. Sen öde ödeyeceksin. Haydar. Ödedim. Nasıl ödedin lan? Motor burada kalıyor. Ya geri zekalı Haydar ödesene şunu. Ödedim ben ya. Tamam. Temassızdan geçtim. Ya vay motor doktor. Burada kalıyor. Temassızdan 3000 lira mı geçtin ben böyle bir şey görmedim. Evet. Şu motoru şöyle geri geliyor. İnanılmaz ya. Vallahi benim inanılmaz ya. Benim de polis olmak lazım. Yok ya. Ne oluyor lan? Lan Niko ne işin? Bu nasıl bir iman Niko? Bu ne lan, bu basın mı oğlum? Niko uyan lan! Lan! Niko! Günaydın. Günaydın. Oğlum sen benim yanımda ne işin var? Ne oldu? Dedim. Hoş geldin, kurban olurum sana ama. Ne oldu? Oğlum uyuyorken gölesim geldi. O nasıl bir horlama lan? Horlayan mı ben? Ya estağfurullah. Sadece şey işte. Tam olarak nasıl biliyor musun horlaman? Babanın horlamasını biliyorsun. Evet biliyorum. Onun işte sesinin incelmesi gibi böyle. Ay farkında değilim ben. Valla inanılmaz ya. Kurban olurum sana, sen benimle mi yattın da geleyim? Lan ısırırım senin götünü yerim. İyi hadi o zaman gel hadi sünnete gidelim, sen de gel. Hadi gel. Hadi gel lan, sünnet olacağız gel. Ay. Gel lan gel. Gel hadi şaka yapıyorum. Oğlum ya Niko ağzını tükürürsün. O nasıl bir horlamak ya? Ya uyumuşum ama ya. Bak nasıl horluyorum biliyor musun? Nasıl? Böyle dur yapacağım. Valla bir şeyler yapıyorsun Nikola. Ya farkında değilim. İnanılmazsın ya, hadi bir bakalım. Şeyler uyuyor mu ya herkes? Bilmiyorum ki, babana bak bakalım bir. Uyandılar mı acaba? Gel bakalım bir bakalım. Aha bak Niko aynısı. Bak horlayışını dinle bak babanın. Seninki bunun ince versiyonuydu bak. Bak dinle. Bak. Doğru, ne oluyor lan, uyandın mı? çok garip bir rüya gördüm ya. Ne oldu lan? Böyle şey oldu ya. Ne oldu? Adını sanki Niko vardı, tamam mı? Yanımdaydı Niko. Ondan sonra şimdi Niko'yu böyle şey yapıyorlardı böyle. Sünnet ediyorlardı. O sabah. Aa doğru. Tabii. Hadi Niko gidiyoruz. Hayır. Hadi Niko. Niko gel buraya. İstemiyorum. Ey dayım hadi uyan. Şeyden mesaj atmadı mı ya? Mimar bir baksana mesaj atmış mı? Dur bakayım, koydum telefonu. Ya baba. Dayı iyi misin? Belimi açmak için şey o hareketim. Ha tamam. Elif abla. Elif abla. Level atlıyormuş gibi düşün. Ne leveli? Şimdi normalde ayrı yani farklı odada yatıyordu ya Elif. Evet bak yanına gelmiş yatmış ha. Küs karı kocalar gibiyiz şu an. Evet fark ettim bu, onu. He kademe artacak. Ben bakayım mesaj atmış mı, atmış. Ne diyor? Diyor ki aşkım ben şeyi buldum. Sen gel ben konumu atıyorum sana yazmış. Buldun mu nasıl yani? Yapmamış mı? Şey yapmış. Pardon ne buldum ya? Yaptım. Tamam anladım ben. Diyorum. Evet, anladım. Evet. Elif abla. Günaydın. Elif abla. Uyanmadan nasıl günaydın dedi lan? Ha tam korktum. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın baba. Günaydın ha. Günaydın. Günaydın Niko. Nasılsın? İyiyim ben de. Niko benle yatmış bugün. Ya. Sabah beynimi sikti uyandırdı. Biraz horluyor değil mi? Biraz mı? Dayı senin. Bak senin sesinin ince versiyonu biliyor musun? Nasıl? Şöyle de bak. İşte Niko'nunki gibi. Alışacak. Zamanla o ses oturacak, yiyeceğiz ona beyin olacak. İnanılmaz ya gerçekten. İyi bakalım. Hadi gidelim şeye o zaman, şu şeye depoya. Diğerlerini uyandıralım da. Ama bir şey diyeyim, ben inanılmaz susadım. Dün sahurda çok tuzluymuşuz ya. Vallahi ya bir tık tuzluydu. Vallahi tuzluymuşuz. Bizim bu Haydar falan nerede? Bu arada o sonuncuyu yemeyecektim ya. Çok tuvaletim geldi. Şimdi gidersem aç kalacağım. Ya şu Haydar'ı arasana gelsin. Hiç oraya kadar
kadar gidemeyeceğim. Adama abi, gidek işimiz gücümüz var. Ta ne o ucu var orada? Müdür de bak yanına gitsem kesin diyecek ki müdür değişti. Alo. Hoparlör versene hoparlöre. Evet. Ne diyor? Alo. Efendi. Hayda ne yapıyorsun orada? Bakınıyordum ya. Neye bakınıyordun? Öyle etrafta ne oluyor ne bitiyor diye bir bakayım dedim. Sonuçta müdür değişti. Sokaklarda. Aynen ondan. Tamam hadi gel gel hadi gidiyoruz. Siz neredesiniz? Ha gördüm tamam. Gel gel gel. Bir çocuk kafaydı. Polis kafayı buldu. Hadi gidelim şu depo hazırmış. Vallahi. Oğlum inşallah hayal ettiğim gibi olmuştur ya. Bak benim hayalimdeki nasıl bir şey biliyor musunuz? Bak tamamen sanki böyle çer çöp bir tane depoymuş gibi bir yerde olacak. Böyle gireceğiz içine. Böyle tamamen ara bir yer. Fark edilmeyecek hiç. Ta hiç. İçine bir gireceğiz. Ananı satayım. Bambaşka bir dünya. Böyle elini okutacaksın. Oy. Açılacak böyle. Silahlar gözükecek falan. Öf. Oh, hadi hemen gidelim. Böyle bir yer hayal ediyorum da bakacağız göreceğiz. Bakacağız mesaj göreceğiz. Mesaj gelmiş lan Aydar. Nereden? Şeyden benim telefona. Los Santos Belediye Müdürlüğü'nden müdür değişti diye. Ya değil. Dalga geçmeyin benimle gerçekten ya. Tamam oğlum gerçekten değişti müdür. Bir şey demektir sana zaten. Allah Allah. Atlayın bakalım hadi arabalara. İnanmıyorsan ben GoPro çekiyorum. YouTube atıyorum dayı. İzle arabada. Lan oğlum inanmıyoruz diye bir şey dedik mi? Dayı dalga geçiyor ama abi. Hayır demedik öyle bir şey ya. Ben inanıyorum ben. Demedik hayır canım öyle bir şey. Durun yavaş. Kestik bekleyin. Şey yapalım. Şimdi orada silahlar olacak. Ananı sikiyim. Hoppala. Acaba bizim istediğimiz gibi oldu mu ya? Bence daha iyisi olmuştur ya çocuk. Ne dedi daha iyi. Öyle mi? Gerçi mail baktan sonra bende olay koptu. Araba, ne oldu? Arkaya bak. Abi devam et abi. Tamam Haydar dur lan. Devam et çabuk devam et. Haydar sen niye bu kadar korkuyorsun oğlum? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var ya? Hayır yok. Bunlar beni indirecekler baştan herhalde. Oğlum lan hangi baştan? Lan! Lan doktor! Lan beni al. Ne yaptın? O ne o oğlum? O ne altındaki ne? Ya ağzını lan! Bin arkaya bin. Arkaya alsana şunu. Dur bekle şöyle bekle. Şunu bagaja atalım. Bu ne bile uçuyor? Gel buraya. Ya Allah seni kahretmesin. Bu ne lan? Ne abi motor aldınız? Mitim aldım. La oğlum benim motoru kullanıyordun ya. Ya la bu ne ya? Dur bakayım şunu bagajını açalım. La sen orada mı geleceksin doktor? Devam et. Ya hadi bak sürüyorum. Sür. Emin misin? Haydar bu arada bir aynaya baksana bir. Haydar bir durdurayım mı ben? Sorayım mı bir kimsiniz diye? Dayı bence durdurma hepimizi neyse. Vay devam. Doktor devam. Allah kahretmesin. Gidiyor dayı zaten. Bak gördün mü dayı? Haydar beni dinlesene bir. Dinliyorum abi. Olay ne? Bilmiyorum ben de işte bilsem. La oğlum neyden korkuyorsun? Ya bizim işler çıkar falan bu ihale mevzuları. La saçmalama ya ne çıkacak ya? Ama evet bir gözetleyen var bize ama bak. Evet. Bir şey diyeceğim inşallah bu olaylardan dolayı gözetliyorlardır Haydar. Yani başka bir şey olması daha kötü bence. Ben başka bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. Şu an bayağı gizli silah depomuza gidiyoruz o zaman müdürle beraber. Yo gitti. Yanımızdan geçti o. Ha gitti mi? Aynen. Tamam çakar taştı o. Lan doktor! Müdür değil o adamı muhtemelen abi. Vallahi anladım. Anladım. Doktor ne? Yok bir şey olmadı. Devam edelim biz. Bir şey olmadı. Nereye? Biz şey gidiyor değil mi depo? İnşallah depo güzel olmuştur ya. İyi bakalım. Valla bu oruç çok fena yaptı ya. Oğlum halüsinasyon görüyorum bazen biliyor musun? Ben o arabayı halüsinasyon zannettim ilk başta da çakar yakınca korktum. Ben de biraz önce böyle sanki doktor üzerimden doğru uçuyormuş gibi falan gördüm. Böyle garipti. Oruçtandır ya. Ya büyük ihtimal oruçtan valla halüsinasyon görüp duruyorum ya. Aha. Oruç kafaya buydu. Lan Ejder abinin araba. Abi arabayı şuraya koyalım gel. Orada çok göze batar. Oğlum Ejder abinin araba. Evet. Ne evet niye şaşırmıyorsun? Aaa. Ne ara geldi ondan haberi yok mu? Çok garip ya. Aaa. Valla. Değil mi ya Aydar? Çok garip valla. Allah. Allah'ın işi ya valla. İşte ben de ona şaşırmıştım. Nerede? Ejder abi? Aha. La oğlum beyefendi bir dakika, durur musunuz? Bir dakika. Aha. Lan oğlum ciddi silah deposu lan burası. Bismillahirrahmanirrahim. Gitti tamam. Ha tamam Bismillahirrahmanirrahim deyince kaçtı ciş. Cinge zaten bunlar anasını satayım. Ya yemin ederim oruç çok fena yaptı hepimiz ya. Vallahi, ben anlamadım. Ya. Lan bir dakika siz hala olayın farkında değilsiniz arkadaşlar. Dayı. Dur. Bak Ejder abiyle kim yan yana? Aa, yoksa gece biz 3 milyonu vermeyelim diye gece oy. Bence düşündü Ejder.
Dur bakalım 3 milyonu verecek miyiz? O anlayacağız şimdi. Dur bakalım. Gel gel Fehmi. Geldik. Bizim 3 milyon tamam. Ne? Nasıl ya? Ne dedin? Konuş. Hoş geldin Fehmi kardeş. Rafık kardeşim konuş. Fehmi kardeş mi? Hoş bulduk kardeş. Nerede kaldınız ya? Geldik ya işte. Bak burada. O eldeki tespih mi lan senin? Ne oluyor abi? Şey gibi bu hani. Ejder abisinden ders aldı. Feyz aldı değil mi kardeşim? Ha gece mi oldu peki ders alma olayı? Gece oldu aynen. Ha pişman mı ettin? Anlamadım ki ben. Bir gece geçirelim dedi. Ejder abisi ona güzel gece geçirtti değil mi? Pişman ettin yani. Yok. Evet. Doğru yolu buldu. İyiyim artık. Valla iyi sevindim kardeş senin adına. Şey bizim depo nere? Hadi gel götür bizi. Burası. Temiz abi. Gir. Burası mı? Birkaç şurası. Evet. Oğlum hadi bakalım. Ha çok iyi. Hayda. Oha. Oğlum çok iyi lan. Bunlar nasıl açılıyor? Dolap açılıyor. Her şey aman diyeyim. Bak çekil. Her yere basmayın elektronik. Silahları taşımışsınız. Hepsini hallettik dedim ya bir gece geçirdik. Gece buraya geldik işte. Anlattım ben bu biraz. Bu ne? Bu şey mi? Bu eli getirince mi açılıyor bunlar? Aynen. Bak abi. Dur bakayım. Oha. İşte tam istediğim gibi lan. Oraya ne koymuş? Oraya dokunma doktor. Çekil. Lan. Doktor dur doktor. Doktor onun orada. Lan dur. Gerizekalı. Bırak manyak mısın oğlum? Oy minikanı buraya koymuşsunuz. Şekil alsın diye. İnanılmaz. Vallahi çok güzel olmuş. El basınca açılıyor bir de. Tamam bir dakika. Basalım bir daha abi. Kapanıyor mu? Rengi açık yapıyor da ben seçtim. Bak kapanıyor. Bak. Oy. Çok güzel lan. Vallahi çok güzel olmuş. Lan manyak mısınız? Silahları aldığınız yerler geri koyun ha. Tamam şey yapacağız. Yamış. Lan koyun onları. Renk nasıl olmuş? Renk iyi deme. Abi çok iyi çok iyi. İnanılmaz güzel. Güzel yaptı ya eline sağlık. Doktor silahla. Doktor içeri gir. Ya doktor afiş edeceksin bizi manyak mısın oğlum? Motorun cebine ellerini. Koyacağım ya bagajına koyacağım. Lan şu motora o sığar mı ya? Hiç yakışıyor mu şu motora o ya? Kask yerine bak koydum. Bak. Allah. Vallahi sığdırdı ya. Parasını öde. Yolda gelirken zaten piçin biri bana burada uçurdu beni. Nasıl yani? Sorma öyle. Ya. Allah Allah. Dikkat etseydin bir şey olmadı değil mi sana? Yok ya karşı çatıya uçtum. Oradan aşağı indim sağ olsunları. İyi sen bir şey olmuyor zaten. Bir şey diyeceğim. Şey nerede münafık? Rafık mı? Rafık. Münafık. Ya. Kardeş. Efendim. Ellerine kollarına sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Ben hiç beklemiyordum senden böyle bir şey ama harbi hakkını vermişsin. Size inanmadınız. Vallahi hakkını vermişsin. Ellerine koluna sağlık. O zaman tamam iş bittiğine göre 3 milyon doları daha verebiliriz. 3 milyon doları zaten Ejder abi sen göndermiştin değil mi ilk başta? Hallettim biz. Söz gerçeği tamam ya. Ha 3 milyon dolar ödemeyecek mi? Yok ona gerek kalmadı. He. Yok oğlum dedim ya işte bir gece geçirdik. Gece buraya geldik. Burada taşımayı yaptık. Ben biraz ona hayat hikayesi anladım. O da sizin de istemiyormuş böyle olmayı ama buraya şartlar ayak uydurmak istemiş. Nasıl yani? Bir gece geçirdiniz yani. Geçirdik işte buraya. Gece taşıdık burayı. Ha. O gece sana, bu gece sana, değil. Sana münafık diyorlar. Kendileri münafık işte. Rafık kardeş görüyorsun değil mi? İnsanın adı çıkacağına şey çıksın işte. Evet. Ya hayır. Şey ya ben münafık derken şeyden bahsediyorum bu arada. Yok alınmıyor. Adını unutuyor. Ben adını unutuyorum. Adı neydi? Rafık. Tam Rafık. Münafık diye isim geliyor bana. Hani oradan böyle bir çağrışma andırıyor, yapıyor. Andırıyor. Bir şey diyeceğim. Vallahi ellerine kollarına sağlık. İzler abi bu silahlar neymiş ya. Böyle ya? O silahlar on numara. O ne lan öyle? Manyak ver bir bakayım şey. Onu bana bir. Vereyim. İzler. Efendim. Bana bir beylik tabancası lazım. Uzun vereyim. Diggle vereyim diggle uzun. Beylik tabancasını ne yapacaksın dayı? Yanımda bulunsun ya. Şimdi dost var, düşman var, hasım var. Tabii. Tabancayı verip sana da bundan sonra Muzo Bey'dir diye. Beyleri tak abi. Verdiklerimi tak. Oğlum bu neymiş lan böyle? Verdiğim parçaları tak. Nasıl takacağım lan bunları? Dur bakayım şurası da mı oturuyor? Aynen. Dur bakayım şöyle oturuyor galiba. Yok Nikocum sen elleme canım benim. Aha taktın mı? Susturucuyu da tak abi. Dur onu da takayım. Sana ileride öğreteceğim şimdi şey. Dur bakayım bunu da taktım. Oy. Oğlum bu neymiş lan böyle? Aa. Tamam bundan arabaya bir tane alalım ya. Bundan arabaya bir tane alalım. Bunun mermilerinden alsana. Bunun mermilerinden de bir şey getirsene arabaya. Film onu ne yapacaksın ya? Poligona. Bununla bir deneme yapmak istiyorum ya. Harbi ama. İnanılmaz değil mi dayı şuna baksana. Peki ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Ben dükkanın arkasında prototip geliştiriyorum deyip duruyorum yani bir tane. He. O elindeki işte. Nasıl? O işte bunu mu yapıyor onu? Başına mı yapmış işte? Nasıl bu şey yaptığımız değil mi? Bizim bu 500 tane aldığımız hangisi? O diğer şu elle açıyorsun ya. Onun arka tarafından. Şu doktorun şeyden koydu. Şurada koydu. Aynen. Tamam. Of. Oğlum bu çok iyi ya. Tamam. İyi güzel. O zaman burası artık bakın. Buraya böyle durduk yere artık girip çıkmak yok. Burası hadi üstüne gizli bir depo. Kapıyı da zaten hayvan gibi kilitleriz. Malzeme ihtiyacımız olduğunda, ekipman ihtiyacımız olduğunda hop buraya damlıyoruz. Gece saatleri içinde damlarsak daha iyi olur şehir için. Aynen sonuçta müdür falan gezer etrafta bir şey olur. Gördü de yani.
Görmedi ya, ne anlayacak? Adama konum atsak bence anca şey olurdu. Bence adamı de. Getirdik buraya kadar koyduk yani. Neyse neyse tamam bakalım yapacak bir onların, şey yok. Onlarla işi yok, ben ne işi var abi ya. Ejder abi bir şey diyeceğim, sen şu poligona gidip de şunu ben bir deneyeyim ya. Deneyelim bakalım, ben onu çok denedim hadi. Vallahi. Dur abi gösterme çok dışarıda da. Yok yok, eşofmanla alta doğru soktum, baksana oğlum bacak nasıl şişti. Bir dakika ya, bir dakika. Başladı. Telefon çalıyor, bir dakika geliyorum bir dakika. Çok pardon. Abi çocuk niye sürekli panik oluyor ya? Açılsanıza be. Nasıl yani? Geç oğlum geç. Bundan kaç tane yaptın Ejder? Geç. Ney? Bundan gazeta. Doktor gördünüz mü? Çevirin o arabayı çabuk çevirin. Yakalayın nerede yakalarsanız. Ne oldu mi lan? Geliyorum birazdan bekle. Geliyorum. Tamam kapat. Ne oldu nereye? No. Abi o araba müdür falan değilmiş. Kimmiş? Müdür yardımcısı mı? Hayır. Bir dakika abi durun. Durun. Sahte plakayla Feyzullah'ın adamlarıymış bunlar. Ne? Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain,